Arlong'un kuzeni olabilir mi? İhtimaller içinde. Ondan daha korkunç mu? Kesinlikle. Kisame seride insan olmadığını diyebileceğimiz nadir kişilerden biridir. Ve harcandı demem yanlış olur ama hak ettiği değeri alamayan biri gibime de geliyor. Kendisi Itachi'nin bile saygısını kazanmış, ekibi arası kuyruksuz lakabını almış, görev adamının dibi ve Killer Bee ve E'yi bile kandırmayı başarmış biridir. Peki Kisame Hoshigaki hakkında neler biliyoruz ve daha çok neleri bilmiyoruz? Bu videoda o bilgileri sizin için toplamaya çalıştım. Baktım ne var ne yok gibi hepsini size bu videoda sunacağım. Hobisi gibi veya lakabı gibi birçok ilginç bilgiler burada. Nerede? İntrodan sonra videomda. Video başlamadan hatırlatmak istedim. Like attınız mı ve kanalıma abone oldunuz mu? Tavsiye ederim. Ve 20.000'e az kaldı, onu da başarmak istiyorum en kısa zamanda. 1. İlk gösterim. Kisame Hoshigaki ilk olarak mangada 16. bölümde, animede ise 80. bölümde karşımıza çıkmıştı. 2. Doğum günü 18 Mart gününde doğmuştur. Bu da batı astrolojik işaretini balık yapar. Muhtemelen adına da bir göndermedir. 3. Yaşı. Klasik'te 29 yaşında ve Shippuden'de ise 32 ve 33 yaşlarındaydı. 4. Boyu ve kilosu. 1.95 boyunda olan Kisame 83 kilodu. Bu arada şunu da eklemeliyim. Kisame Naruto evreninin büyük uzun karakterlerinden olmasına rağmen bir One Piece evreninin kısa boylu bir karakteri diyebiliriz. 5 kan grubu. AB tipi kan değerine de sahiptir. 6 doğa güçleri. Doğa güçlerinden su, ateş, rüzgar ve toprak gücünü kullanabilir. 7 adı ve soyadının anlamı. Kisame adı şeytan köpek balığı anlamına gelirken soyadı Hoshigaki kurutulmuş hurma anlamına gelir. 7 ninja kılıç ustasının tüm üyeleri gibi soyadı da bu tür üründen türetilmiştir. 8. En sevdiği ve en sevmediği yiyecekler. Kisame'nin en sevdiği yiyecekler karides ve yengeç iken en az sevdiği köpek balığı yüzgeci çorbasıydı. Yani köpek balık yemeğini sevmemesi de tipine bakınca biraz mantıklı geliyor gibime geliyor. 9. Dövüşmek istediği kişiler. Kisame doğal olarak herkesle dövüşmek istemiştir. 10. Hobisi. Kisame'nin hobisi kılıcı Samehade ile ilgilenmektir. İlgilenirsin gözüm. İlgilenirsin Samehade da seni satar. 11. En sevdiği söz. Kisame'nin en sevdiği söz zayıflar ettir, güçlüler yer idi. Bu en uygun olanın hayatta kalması anlamına gelen bir Japon deyimmiş. 12. Yaptığı görevler. Kisame bildiğimiz üzere bir görev adamıydı. Toplamda 332 resmi görev tamamlamıştır. 3D 68 C seviyesi, 154 B seviyesi, 78 A seviyesi ve 29 S seviyesi görevi tamamlamıştır. 13. Hayvan çağırma yeteneği. Kisame köpek balığı temasına sadık kalarak hem savaş hem de mesaj gönderme amaçları için köpek balıklarını çağırma yeteneğine sahiptir. 14. Kılıcı Samehada. Kisame'nin silahı eti kesmek yerine tıraş eden duyarlı pul kaplı bir kılıç olan Samehada'dır. Samehada ayrıca çakrayı tespit etme ve emme yeteneğine de sahiptir. Ancak yeteneği kullandığı tüm örneklerin ya rakibin etrafındaki görünür bir aura olduğu ya da doğrudan fiziksel temas kurulduğu zaman olduğu gerçeğini bakılırsa ortam çakrasını otomatik olarak absorbe edemiyor gibi görünüyor. Samehada çakrayı emdiğinde pulları büyür ve yavaş yavaş kendini açmaya başlar. Birkaç sıra köpek balığı benzeri dişleri olan bir ağzı da ortaya çıkarır. Ve bunu da eklemeden edemeyeceğim. Bu 7 ninja kılıçları arasında en işe yaramayan tip de Samehada'dadır ama en işe yarayan da herhalde o diyebiliriz. 15. Lakabı. Gizli sis canavarı anlamına gelen Monster of the Hidden Mist lakabı ile de bilinir. Şimdi arkadaşlar Kisame hakkından gerçekten çok konuşabilirim. Gerek kendisi gerek hikayesi. Ki bence hikayesi çok kısa kaldı. Hani daha fazla bir detayını görmek isterdim. Nasıl diyeyim size? Bir flashback'te geçmişini görüyoruz. Az çok niçin böyle olduğunu falan çok kısa bir şekilde görüyoruz. Yani bir ton gereksiz filler yerine Kisame'nin bölümlerine 3 bölüm eklense daha etkili bir karakter olur. Daha çok yani bir hype'ı hak edecek bir karakter olur. Bu bir. Bunun dışında ki bu neyse az çok anlarım, kısa kestiniz okey. Şeyi görmek isterdim. Derdim ya. Hani
Maitogaya yenildiği doğru. Ama Maitogaya nasıl yenildiği önemli. Gaya karşı Gai'nin tekniğini ninjutsu sanıp ona göre müdahale etmesi aslında onun taijutsu tekniği olduğunu bilmemesinden kaynaklanıyor. Yani normal yenilmeyebilirdi orada. Jutsu wa sakki no to wa kurabe mono ni naradu. Ichigeki hissatsu no ken. Metta ni mirareru mono de wa nai. Aoi chakra ga mizu wo oshinokeru to wa ne. Seiton daikoudan no jutsu. Hirudora! Ha sonunda yine yenilirdi. Ama hani daha etkili olabilirdi. Ve bence o dövüşün orada olmaması gerekiyordu. Yani nasıl diyeyim size, büyük ninja savaşında Kisame orada olabilirdi ve Gai onu orada yenebilirdi. Tamam, düşünüyorum sonra Kisame'yi bir de Madara'ya o hareketi yapınca Obito'yu da araya. Tabii bir tık fazla olabilir ama mantık olarak bence daha iyi olabilirdi. Hani sonuçta orada olmasına gerek yoktu, yani orada yenilmesine. Tabii Kichimoto Reis böyle düşündü, böyle uyguladı, bir şey diyemeyiz. Ama ne demek istediğimi herhalde anladınız. Yani Kisame gibi bir karakterin daha etkili bir finali hak ettiğini düşünüyorum. Yani daha etkili derkene, sonuçta Obito var, Madara var. Üçüncü Akatsuki üyesi de benim için Kisame'dir. Yani bunu Madara da belli ediyor resmen. Hani o havayı da keşke görebilseydik ondan dolayı. Bir de şu var ki bunu çok eksik buluyorum. Tek Kisame ile ilgili değil. Bu yedi kılıç mevzusu. Yani onlardan biz pek kimseyi görmüyoruz. Zabuza'yı başta görüyoruz. Tamam. Kisame'yi görüyoruz. Bir tanesinin kardeşini görüyoruz. Ama diğerlerine hiç girilmiyor. Yani keşke oradan biraz daha bir derin bir hikaye çıksaydı. Bari Kisame'nin de ne kadar efsane güçlü. Hani bir değişik bir hava yaratsaydı bize demeden edemiyorum. Benim düşüncem de bu. Orada da bir eksi var. Ama başka şöyle diyeyim. Yani kötü karakter, kötü rakip, iyi düşman dersek zirvelere oynamalı bence. Yani çok kaliteli, temiz yani. Ne boku çıkmış, ne abartılmış, ne az falan filan. Yani olduğu gibi kaliteli. Neyse arkadaşlar, bu videonun da sonuna geldik. Bu videoya like atarsanız sevinirim. Farkındasınızdır belki. Biraz hastayım ondan dolayı belki. Sesim kötü geliyordur, kusuruma bakmayın. Abone olmayı unutmazsanız da sevinirim. Videonun sonuna iki video ekleyeceğim. Birincisi Akatsuki Power Level videosu. Akatsuki Power Level videosunda Kisame gibi bütün Akatsuki üyelerini güç olarak değerlendirdim. Hani izlemediyseniz kesinlikle izleyin. Çünkü 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hepsini teker teker sıraladım o videoda. İkincisi de eski Naruto teoriler videosu. Yani eski Naruto teoriler videosunda neler döndü, neler. Yani eskiden neler döndü videoda da onu anlatıyorum. İşte yok Tobirama mıydı, yok Sasuke zamandan mı geri atlamış falan gibi birçok olay varmış teorilerde. Ben bunları bir video size anlatmaya çalıştım. O videoyu da videonun sonuna ekliyorum. Yani benden bu kadar arkadaşlar. Umarım hoşunuza gitti. Ben kaçar. Hoşça kalın.